Herkese merhaba sevgili Teknoloji Ok takipçileri. Huawei Nova serisine ait yeni modeller tanıtıldı. Biz de sizler için Huawei Nova 11 Pro'yu inceleyeceğiz. Serinin en güçlüsü arkadaşlar. Dilerseniz tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Huawei Nova serisi modellerinin fiyat performans tarafında tercih edildiğini biliyoruz arkadaşlar. Çünkü hem tasarım olarak üst segmentten özellikler sunarken aynı zamanda teknik özellik tarafında da yine amiral gemisi modellere göz kırpacak özelliklerle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Huawei Nova 11 Pro modelinde ise bildiğiniz amiral gemisi bir telefon olarak karşımıza çıkıyor neredeyse. Çünkü gerek ekran özellikleri olsun gerek tasarım ayrıntıları olsun hatta kamerada dahi amiral gemisi telefonlarda karşımıza çıkan özelliklerle çıkıyor arkadaşlar. Yani orta segment telefon fiyatına bir amiral gemisi sunuyor bizlere Huawei. İlk olarak tasarım ayrıntılarıyla başlayalım arkadaşlar. Arka tarafında Nova logosunun yer aldığı bir desenli yapı yer alıyor arkadaşlar. Kamera tarafına baktığımızda ise yine biraz çıkıntılı bir yapı ve ana kameranın çevresinde de altın rengi bir çerçeve bizleri karşılıyor. Arka tarafta Nova ibarelerinin olduğu kısım ise monogram vegan deri tasarımıyla geliyor arkadaşlar. Yan taraflarına baktığımız zaman sağ tarafında kilit tuşu, ses açma kısma tuşu yer alıyor. Alt tarafında Type-C girişi, SIM tepsisi ve hoparlörü bulunurken üst tarafında da yine hoparlörü yer alıyor. Ön tarafta kavisli bir ekran yapısı bizleri karşılıyor. Ekranın sol üstünde konumlandırılmış ikili kamera da yer alıyor. Yani bu telefonun önünde iki tane kamera var arkadaşlar. Bu da dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus. Tasarım ayrıntılarını değerlendirecek olursak bu arka tarafındaki Nova yazısının olduğu kısım benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani elimize aldığımızda kaymıyor. Ele oturan bir yapıya sahip ama cebe koyup çıkartırken zorlanmıyoruz arkadaşlar. Ekranla devam edelim. Ekran Cooling Glass'la korunuyor arkadaşlar. Cooling Glass teknolojisini zaten biliyoruz Huawei'nin amiral gemisi modellerinde. Ama Nova serisine henüz gelmemişti. Fakat Nova 11 ile birlikte Cooling Glass'ta yer alıyor arkadaşlar. Yani oldukça sağlam bir ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz bu ekranın özelliklerine bakalım. 6.78 inçlik ekranla gelen model OLED panel tipiyle geliyor. 2652x1200 çözünürlüğü destekliyor. Aynı zamanda P3 renk gamı yer alıyor. 1440 yüksek frekanslı PWM karartma bulunan model 30 ile 120 Hz arasında bir yenileme hızı sunuyor arkadaşlar. Ayrıca bu ekranın HDR fotoğraf ve yüksek dinamik ekran sunduğunu da belirtelim. Ekran özelliklerine baktığımız zaman rakiplerinden öne çıkan birçok özelliği bulunuyor. Yüksek tazeleme oranından bahsettik. Aynı zamanda OLED panel olması da yine avantajlı arkadaşlar. Yani renk doğruluğu konusunda P3 renk gamından desteklenmesi de film, dizi izlerken, oyun oynarken bize doğru rengi sunma konusunda teknolojilerini konuşturuyor diyebiliriz adeta Huawei. Kavisli bir yapıya sahip olması da yine kullanım kolaylığı sağlıyor. Yani tek elle de kullanabiliyorsunuz. 6.78 inçlik bir ekran olmasına rağmen ve benim elim küçük arkadaşlar buna rağmen tek elle kullanımda rahatlıkla kullanılabiliyor. Bunu da artı olarak belirtelim. Evet, ekran detaylarını da sizlerle paylaştığımıza göre sırada teknik özellikler var. Tasarım olarak genel yorumlarımı yapacak olursam kullanımı kolay bir tasarıma sahip ince ve hafif bir yapıya sahip olduğunu söyleyelim. Hazır konusu açılmışken bundan da sizlere bahsedeyim arkadaşlar. Huawei Nova 11 Pro modeli 6.88 milimlik bir incelikle geliyor ve 168 gramlık bir ağırlığı var arkadaşlar. Normalde piyasada 200 gram altı telefonlar için hafif ibaresini kullanıyoruz. Fakat Huawei Nova 11 Pro modeliyle beraber bizlere 168 gramlık bir ağırlık sunmuş. Ki bence ağırlık demek de yanlış olur. Hafiflik diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü elimize aldığımızda o hafifliği rahatlıkla hissedebiliyoruz. Bu da önemli bir artı. Dilerseniz bir de teknik özelliklerine geçelim. Bakalım Huawei Nova 11 Pro bizlere neler sunuyor. 6.78 inçlik OLED bir panelle geldiğini söylemiştik arkadaşlar. Aynı zamanda 120 Hz tazeleme oranına sahip. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. 4500 mAh'lik bir bataryası yer alıyor. Aynı zamanda bu bataryayı 100 watt'lık Huawei Supercharge Turbo ile şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda söz konusu model MIUI 13 ile kutudan çıkıyor. Teknik özelliklere de baktığımız zaman Huawei'nin artık Nova serisinde üst segment oynadığını görüyoruz arkadaşlar. Neredeyse amiral gemisi modellere yaklaşık bir performans sunuyor bizlere. Yani Nova 10 serisine, serinin önceki modellerine baktığımız zaman biraz daha
tam olarak orta segment olarak tabir edebileceğimiz modeller karşımıza çıkıyordu. Tabii ki rakiplerine göre yine avantajlıydı fakat Nova 11 serisi kadar değildi. Çünkü ben Nova 11'in özelliklerine baktığımda büyük derecede bir fark olduğunu gördüm. Özellikle serinin önceki modellerine göre, ki piyasadaki markaları görüyoruz arkadaşlar, her sene yeni model tanıtıyorlar. Özellikle orta segmentte telefon üreten markalara baktığımızda yalnızca cihazın adı değişiyor. Yani diğer özellikler aynı kalırken bir tek ismini değiştiriyorlar. Bilmem ne 5, bilmem ne 6 diye gidiyor. Ama Huawei'de Nova 10 ile Nova 11 serisi arasında büyük bir fark var arkadaşlar. Kamera konusunda da büyük farklar var. Hatta dilerseniz kameraya gelelim. Benim en çok heyecanlandığım kısım. Çünkü bu telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor arkadaşlar. Bunun dışında ön tarafında çift kamerası var. Ve yapay zeka desteği sayesinde hem ön hem arka kamerada muhteşem performans sunuyor. Dilerseniz bir teknik olarak bakalım bu kamera özelliklerine. 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyafram açıklığına sahip ana kameraya sahip olan model, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ile geliyor. Bu kamera aynı zamanda bir makro lens arkadaşlar ve 112 derecelik bir geniş açı sunuyor. Makro lensine baktığımızda ise 2 santim yakınlığa kadar çekim yapabiliyorsunuz. Alt tarafında ise bir lazer odak sensörü yer alıyor ve bu lazer odak sensörü sayesinde hızlı bir şekilde odaklama yapabiliyoruz. Ön kamera 60 megapiksellik bir çözünürlük ile geliyor arkadaşlar. 100 derecelik bir geniş açı desteği de yer alıyor. İkinci ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve derinlik algısı oluşturma konusunda da yardımcı oluyor Huawei Nova 11 Pro modelinin ikinci ön kamerası. Ve arka ön kamera fark etmeksizin iki tarafta da düşük ışıkta çok iyi performans gösteriyor arkadaşlar. Çünkü Huawei'nin RYYB olarak geliştirdiği kamerasında düşük ışıkta hem renk doğruluğu hem de minimum gren konusunda iyi bir iş başaran, iyi işler çıkartan bir yapay zekaya sahip olduğunu biliyoruz. Zaten az sonra kamera testlerinde göreceğiz arkadaşlar. Bu yüzden kamerasının oldukça iyi bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz Huawei Nova 11 Pro ile çektiğimiz fotoğraf ve videolara göz atalım. Daha sonrasında incelememize devam edeceğiz. Evet, Huawei Nova 11 Pro modelinin ön kamerasıyla şu anda çekim yapıyoruz ve geniş açılı moddayız. Buradan 0.8x'e geri döndük arkadaşlar ve ters ışıkta, düz ışıkta görüntü performansı bu şekilde ve 4K çekim yapabiliyor. Bunu da belirtelim arkadaşlar. 2x'e aldığımızda da 2x optik zoom yapabildiğini söylemiştik. Bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Tekrardan uzak haline geri alalım ve lensler arasında çekim esnasında da anlık olarak değişiklik yapabiliyoruz. Ses performansı da şu anda duyduğunuz gibi, etrafımızda gürültü var. Hatta 2x'lik lensi göstererek size göstereyim arkadaşlar. Arkada trafik var, yani sesli bir ortamdayız. Eğer benim sesimi net bir şekilde duyuyorsanız gürültü engelleyici tarafında da iyi iş çıkarttığını söyleyebiliriz Nova 11 Pro modelinin. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet, Huawei Nova 11 Pro modelinin arka kamerasındayız şu anda. Arka kamera 4K çözünürlüğünde çekim yapabiliyor. Hatta şu anda bir zoom yapalım, bakalım netlik ne kadar daha devam edebilecek ve kaç x'e kadar zoom yapabiliyoruz. Evet, şu anda 6x'e kadar geldik arkadaşlar. Şimdi bir de uzaklaştıralım. Uzaklaştırdığımız zaman da 2x'teyiz şu anda ve 1x'e geri döndük. Peki diyeceksiniz ki geniş açıya anında dönüş olabiliyor mu?
hemen gösterelim. Direkt olarak geniş açıya da geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Peki siz bu kamera performansını nasıl buldunuz? Evet, fotoğraf ve videolar bu şekildeydi. Rakiplerine kıyasla baktığımız zaman Huawei Nova 11 Pro aslında şu anda piyasanın en iyi modelleri arasında yer alıyor. Yakında bu fiyat segmentine sahip telefonlarla karşılaştırmaları da gelecek arkadaşlar. Gerek oyun gerek kamera konusunda güzel karşılaştırmalar yolda arkadaşlar. Hazır oyun demişken telefonun bir oyun performansından bahsedeyim. Call of Duty, PUBG gibi oyunları biz yarım saat 45 dakika oynadık arkadaşlar. Telefonu yormaya çalıştık ama bu süreçte hem pil konusunda hem de performans konusunda bizim beklentilerimizi karşıladı arkadaşlar. Huawei'nin geliştirmiş olduğu soğutma sistemi teknolojisi sayesinde de elimize herhangi bir sıcaklık gelmedi arkadaşlar. Tabii ki işlemcinin olduğu bölgede bir sıcaklık oldu. Yani her telefon ısınır. Piyasadaki her telefonda 45-50 dakika oyun oynadığınız zaman bir ısınma söz konusu olur arkadaşlar. Ama Huawei Nova 11 Pro modelinde bu ısınma çok az gözlendi ve elimizi yakacak kadar da bir sıcaklık olmadı arkadaşlar. Ama telefonu kısa bir süre kenara bıraktığımız zaman çok hızlı bir şekilde de soğudu. Yani zor ısınıyor ve kolay soğuyor. Ve oyun deneyimi tarafında da bakacak olursak arkadaşlar, yani pili ve ekranı bir kenara bıraktığımız zaman ekran teknolojisi tarafında renklerin doğruluğu olsun ve oyun hazlı olsun, yüksek çözünürlük ve OLED panel sayesinde güzel bir oyun deneyimi yaşıyoruz arkadaşlar. Oyun tarafında da yine iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Huawei'nin geliştirmiş olduğu ısı dağıtma motoru sayesinde nefes alan sıvı soğutma sistemi yer alıyor arkadaşlar. İçerisinde bulundurduğu ultra yüksek termal iletkenliğe sahip grafen sayesinde yaydığı ısıyı azaltarak verimli ve kalıcı bir soğuma gerçekleştiriyor bizlere Huawei Nova 11 Pro modeli. Aynı zamanda Nova Game Engine sayesinde %5'lik bir azaltılmış gecikme yer alıyor. Grafik ve işlemci tarafında da performans arttırılıyor arkadaşlar. 80 derecelik ultra geniş stereo çift hoparlör sayesinde ise sürükleyici bir oyuncu deneyiminin keyfini rahatlıkla yaşayabiliyoruz. Arkadaşlar, Huawei marka akıllı telefonlarda bir ön yargı var Google hizmetlerinin olmadığıyla alakalı. Bunu G-Box üzerinden rahatlıkla kurabiliyoruz. Yani aslında ben Huawei telefon aldım fakat Google Play Store'u, YouTube'u veya diğer Google hizmetlerini kullanamayacağım gibi bir şey asla olmuyor. Ve size bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Yani aslında Huawei'de Google servislerini kullanabilmek mümkün. Dilerseniz ekran kaydımızı başlatalım. Huawei App Gallery'yi açıyoruz arkadaşlar. Bu uygulamayı açtığımız zaman üst tarafa G-Box yazacağız. App Gallery'ye G-Box yazdık ve burada direkt çıktı. Hemen yükleyelim. Ayrıca bu uygulamaları kullanırken herhangi bir G-Box tarafından bizlere reklam gelmiyor arkadaşlar. Yani ben uygulamayı kullanırken maillerinizi kontrol ederken bir anda reklamla karşılaşmıyoruz. Bu da önemli bir detay. Şimdi hızlı bir şekilde uygulamamıza girdik arkadaşlar. Örneğin buradan YouTube'u açalım. Hemen burada gördüğünüz gibi Google Play üzerinden oturum açmam gerekiyor. Ben burada hemen kendi hesabımı gireceğim. Evet, gördüğünüz gibi beni şu anda bildiğimiz Google Play Store'a attı aslında. Ben buradan tekrardan YouTube'u yüklediğim zaman girdiğim mail adresi üzerindeki Google hesabıma girerek oradan Google servislerini kullanabiliyorum. Yani Google Maps olsun, Gmail olsun, YouTube olsun, bunun gibi Google servislerini kullanabiliyorum. Bunun dışında App Gallery'de birçok uygulamanın olduğunu ve güncellemelerin de anlık olarak geldiğini biliyoruz. Evet, uygulamamızı yükledik. Giriş de yapmıştık. Gördüğünüz gibi burada direkt hesabım üzerinden YouTube'a girebiliyorum arkadaşlar ve burada benim kendi üyeliğim çıktı. Dilerseniz tekrardan test edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ana ekranda direkt YouTube çıktı. Her seferinde giriş yapmama gerek kalmadığını sizlere tekrardan göstermek adına bu kaydı tekrardan açıyorum. Ve G-Box'a girip buradan yüklü uygulamalarda YouTube'a girdiğim zaman tekrardan giriş yapmama gerek kalmadan Google servislerini kullanabiliyorum. Bunun dışında gördüğünüz gibi diğer servislerde yer alıyor. YouTube Müzik olsun, Google Drive olsun, diğer tüm uygulamalara da buradan giriş yapabilirsiniz. Ve bu uygulamalarda yine masa üstüne kısa yol oluşturulmuş bir şekilde gözükebiliyor. Şu anda da ana ekranda gördüğünüz gibi. Bu yüzden Google servislerinin de oldukça başarılı bir şekilde. Bildirimler de anlık olarak geliyor arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtelim. Bu yüzden Google servislerinin başarılı bir şekilde yüklendiğini tekrarlayalım. Huawei'nin kendi app galerisinde neredeyse bütün uygulamaların olduğunu söyleyelim. Yani en popüler uygulamalar yer alıyor arkadaşlar. Örneğin bir sahibinden yazalım mesela veya bunun gibi popüler alışveriş uygulamaları yazalım. Mesela sahibinden dolap, hepsi burada gibi uygulamalar burada yer alıyor. Veya banka uygulamalarına bakalım. Mesela İş Bankası yazalım. İş Bankası yazdığımız zaman zaten diğer bankalarda çıkacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İşcep, Maksimum Mobil ve Akbank çıkıyor. Bunun dışında Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, Mobil, Deniz, QNB, Vakıfbank ve bunun gibi birçok banka uygulaması App Gallery'de zaten hali hazırda
uygulamalarda mevcut arkadaşlar. Ve bu uygulamalara bir güncelleme geldiği zaman diğer platformlarda App Gallery'de de yine geliyor. Yani her zaman güncelliğini koruyor arkadaşlar. Ama olur da Google servislerini kullanmak istersiniz. Bunu da direkt Gbox uygulaması üzerinden halledebiliyoruz arkadaşlar. Burada ekranda gördüğünüz gibi kullanacağınız servisleri masa üstüne ekleyip rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şu anda ben sadece YouTube'u yükledim ama diğer uygulamaları da yüklediğim zaman direkt burada ana ekranda kısa yolunu kullanabiliyorum. Yani Huawei'de de Google servislerin gelmesi gayet güzel olmuş. Evet, Google servisleri de bu şekildeydi arkadaşlar. Gbox üzerinden Google servislerini de kullanabiliyoruz. Şimdi gelelim pil tarafına. 4500 mAh'lik bir pil sunuyor bizlere Nova 11 Pro modeli. Aynı zamanda bu pili 100 Watt'lık hızlı şarj ile destekliyor Huawei. Ve kutu içeriğinden de adaptör çıkıyor arkadaşlar. Piyasadaki üst segment, orta segment modellerde pek de adaptör çıkmadığını, çıksa bile düşük hızlı bir adaptör koyulduğunu biliyoruz. Fakat Huawei telefonun sonuna kadar desteklediği şarjı direkt kutu içeriğinde koymuş. Yani 100 Watt'lık hızlı şarjı direkt telefonumuzda kutuyu çıkartıp kullanabiliyoruz. Bununla beraber kutu içeriğinde bir şeffaf kılıf da yer alıyor. Hatta size şunu böyle göstereyim. Ve bu şeffaf kılıfı taktığımız zaman kameradaki çıkıntı kapanıyor arkadaşlar. Adaptörü de şöyle gösterelim. 100 Watt ibaresi zaten üstünde, tip A'dan tip C'ye şeklinde bir adaptör bizleri karşılıyor. Huawei Supercharge teknolojisini Nova 11 Pro modeliyle kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ve bu özellik sayesinde 10 dakikada 0'dan %60 şarj mümkün. Tam şarj için ise 20 dakika yeterli. Yani telefonda Wi-Fi, mobil veri, her şeyi kapattığımız zaman telefonu 20 dakikada 0'dan %100'e şarj etmek mümkün. Yani evden çıkacaksınız ve %3, %5'lik bir şarjınız kalmış. Bir 10 dakika hazırlanayım diyorsunuz. Bir 10-15 dakika duşa gireyim, giyineyim, hemen çıkayım dediniz. 15 dakikalık bir şarjda neredeyse full şarja yaklaşabiliyorsunuz. Ve pili de hızlı bitmiyor. Genellikle şöyle bir algı olur. Hızlı şarj olan pil çabuk biter gibisinden. Ama asla öyle bir durum yok. Çünkü bir günü rahatlıkla çıkarabilecek bir pile sahip ve ben bu bir günü kendim için söylüyorum arkadaşlar. Çünkü kullandığım süreçte ben telefon ekranını sürekli açık tutuyorum. Örneğin bir kurgu montaj işi yaparken, bir haber yazarken telefonu önüme koyduğumda ekranım hep açık olur. Twitter'da ekranı yenilerim, Instagram'a geçerim, oradan WhatsApp'a geçerim. Yani aktif olarak telefonumun ekranı hep açık olur. Fakat bu durumda bile akşam eve geldiğimde %35, %40'lık bir şarjım oluyor. Bu yüzden pilinin de uzun bir süre gittiğini söyleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Huawei Nova 11 Pro modelinin incelemesinin sonuna geldik. Yakında bu telefonu farklı rakipleriyle de karşılaştıracağız. Gerek kamera olsun, gerek oyun olsun. Eğer sizin de Nova 11 Pro modeli hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlere yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Nova 11 serisiyle ilgili diğer detayları da Huawei'nin resmi web sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.